C. Atalar kültü. Ölmüş büyüklere tazim, atalara saygı, baba hakimiyetinin inanç sahasındaki belirtisi olarak görülmektedir. Bunun sosyal ve iktisadi şartlar dolayısıyla eski Orta ve Kuzey Asya kavimlerinde bulunabileceği hakkındaki düşünceler Türkler yönünden tarihi kayıtlara kesinleşiyor. Yukarıda söylendiği gibi Asya Hunları ilkbaharda 18 Mayıs atalarının ruhlarına kurban sunarlardı. Atalara ait hatıralarının kutlu sayılması, Türk mezarlarına yapılan tecavüzlerin ağır şekilde cezalandırılmasından anlaşılıyor. Atilla'nın ikinci Balkan seferinin bir sebebi de Hun hükümdar ailesi kabirlerinin Bizans'ın Margus Piskoposu tarafından açılarak soyulmasıydı. Milattan önce 79 yılında benzer bir tecavüz hadisesi Tan Hu'yu Moğol-Ouhuanlara karşı savaşa zorlamıştı. Moğolları ve Bizanslıları bu hırsızlık teşebbüslerine sevk eden sebep eski Türklerde ölülerin silahları, kıymetli eşyası, bazen tam teçhizatlı atları, kadınların mücevherleriyle birlikte gömülmesiydi. Böylece öteki dünyada rahat yaşamalarının sağlandığı düşünülüyordu. Türkler gibi atalar kültürüne sahip diğer kavimlerde bu inanç ölen bazı kudretli kimselerin yarı tanrı sayılmasına kadar ileri gitmiş iken, mesela eski Yunan'da Heroslar ve bunlar ve diğer tanrılar için insan kurban edilirken, Hint Avrupa kavimlerinde ve Sami kavimlerinde, Slavlarda ve Uzak Doğu kavimlerinde, Türklerde böyle adetlerin görünmemesi dikkat çekicidir. İbn Fadlan'ın ölen Hazar Hakanı'nın hizmetçilerinin de kesildiği yolundaki haberi, Hakan ve umumiyetle Hazarlar hakkında gerçeklerle bağdaşması müşkül diğer haberlerin çoğu gibi doğruluktan uzaktır. Eski Türkler arasında insan kurban edildiği intibaını uyandıracak bazı kayıtların iyi bir araştırma sonucunda bu manaya alınabilmesinde ancak zorlama yoluna gidilmek gerektiği anlaşılıyor. Asya Hunları için Çin yıllıklarındaki ölünün yakınları tarafından takip edilmesi ibaresi tefsir yolu ile bu neticeye ulaştırılmak istenmiştir. Halbuki kaynak hiçbir engel bahis konusu değilken insan kurbanını açıkça kaybetmediği gibi eğer gerçekten mevcut ise bu adetin Hun İmparatorluğunda yaşayan zümrelerden hangisine ait olduğu da tasrih edilmiş değildir. Diğer taraftan Atilla'nın ölümüyle ilgili olarak Jardans'ın hadiseden aşk 100 sene sonra kütle halinde insanların öldürüldüğü hakkındaki haberi de bu yazarın mensup olduğu sanılan Vizigotlarda asırlardan beri mevcut insan kurbanı motifinin tekrarı gibi görünmektedir. Atilla'yı gömenlerin mezarın yeri bilinmemesi için öldürülüp gömüldükleri hususu ise Türk kültürü telakilerinin dışında kalan bir keyfiyettir. Çünkü hem bazı milletlerde görülen bu adetin hilafına Türkler mezarlarının üstüne tümsek yaparlar ve hatta taşlar, balballar dikerlerdi. Göktürk menşei efsanesinin ikinci rivayetindeki mesele ile alakalı hususlarda tamamıyla başka topluluklardan aktarılarak Türkiye mal edilmiş durumdadır. Zira eski Türklerde geyik motifi Ural menşeli olduktan başka deniz tanrıçası da yoktur. Asya Hun İmparatoru Motu'nun altın kaplattığı Yüeççi hükümdarının kafatasını içki kabı olarak kullandığı rivayeti, keza Bulgar Hakanı Kurum için benzer bir kayıt, Hint İranlılarda ve Çin'de mevcut Tisin devleti zamanında bir adetin tekrarlandığını göstermektedir. Esasen ilgili kafatası kültü bir güney kültürü mahsulü olup, Tantrisme Asya kavimleri arasında Moğollar için tipiktir. Türk tarihinde bu hususta inanılır değerlerde gibi görünen tek haber bir Çinli generalin kurban edilmesidir. Hunlara sığınmış olan ve yurdundan kaçması Çin hükümeti bakımından tehlikeli sayılan bu kumandan gizli vazifeli bir Çinli Wu rahip Tan Hu'nun teşvikiyle öldürülmüştü. Fakat hemen suç işlendiğini anlayan Tan Hu ellerini göğe kaldırarak Tanrı'dan af dilemiş ve Tanrı'yı teskin etmek için bir kutsal mahal yaptırmıştır. Demek ki mesele tamamen siyasi olup dini mahiyette insan kurban etme düşüncesine dayanmıştır. Türkler insan kurban etmedikleri gibi hükümlerini yürüttükleri yerlerde insan kurban adetini kaldırmaya çalışmışlardır. Mesela Soğut'ta. Bütün bu mülahazalardan sonra Barthold'un Göktürklerde düşman orduları kumandanlarının kurban edildikleri yolundaki acele tefsirinin yersizliği anlaşılır. Eski Türklerde kurban olarak hayvan kesilirdi. Hayvan cinsinden de erkekler seçilirdi. Koyundan koç, deveden buğra, attan aygır. En makbul kurban olan at iskeletine Bozkır Türk kavimlerine ait mezarlarda çok sık rastlanır. Bundan dolayı Asya Hun imparatorlarına ait kurganlarda at cesetlerine tesadüf edilmiştir. Messi Altaylarda pazarlık mevkiinde.